Değerli arkadaşlar, bu videoyu sonuna kadar izlerseniz evliliğinizi nasıl kurtaracağınızı anlatacağım size. Değerli arkadaşlar, şimdi bu insanlar uzun süreden beri evliler. Tamam mı? Hanımefendi ve beyefendi. Ve hep birbirlerini idare ettiler, göz yumdular. Bazı hatalarını, kusurlarını bu zamana kadar görmediler ama bir yerde hata yapıyorlar. Bu kişiler bildiklerini zannediyor. En önemlisi, en büyük hatalardan bir tanesi bildiğini zannediyor. Yani eşinin ne düşündüğünü bildiğini zannediyor bu kişi. Peki bu ne diyor? Ön yargısı ne? Benim hanım şöyle düşünüyor. Hep böyle yapar. Bu şekilde söyler. Ben zaten şunu yapsam bu şekilde bana davranır diye onun için karar veriyor. Bu da aynısını yapıyor. Benim adam böyle. Benim adam zaten şöyle. Anlatabiliyor muyum? Genellikle ön yargıyla birbirlerine yaklaşıyorlar ve bu kişilerin en büyük hatası duyguları, düşünceleri ve davranışları anlayamıyorlar. Bununla beraber karşıdaki kişilerin veya kendilerinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını değiştiremiyorlar. Bu sebepten dolayı da, bu eksikliklerden dolayı da iletişim kopukluğu yaşıyorlar. Peki, evliliği nasıl kurtaracaksınız? Evliliği kurtarabilmek için en önemlisi birinci madde. Kişiler kendilerinin veya eşlerinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını nasıl değiştirebileceklerini görsel olarak öğrenmeleri lazım. Uygulayabilmeleri lazım. Bununla beraber ikinci maddeye gelelim. Kişiler eşlerinin dilinden konuşmayı öğrenmesi gerekiyor. Hatta bir kitap var. Kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'tan diye. Kişiler aynı dili konuşmayı öğrenmeleri lazım. Benim eşim Mars diliyle konuşuyor. Veya bu kişi ne diyecek? Benim eşim Venüs dilinden konuşuyor. Ben eşimle iletişime girebilmem için Venüs dilini öğrenmem gerekiyor. Yani eşimin dilini öğrenmem gerekiyor. Acaba ne düşünüyor? Ne hissediyor? Duyguları nelerdir? Neden bu şekilde davranıyor? Bu dili öğrenmesi lazım değerli arkadaşlar. Karşıdaki kişinin dilinden konuşmaya başlayabilirse bu beyefendi, o zaman eşinin dilinden konuşmaya başlarsa o zaman iletişim kurabilir. O zaman birbirlerine yaklaşabilirler. Aynısı tabii hanımefendi için de geçerli. Acaba benim adam ne demek istiyor? Şu anda sessizce oturuyor bir köşesinde, kendini kapattı. Tamam ağzıyla konuşmuyor ama acaba vücut diliyle ne demek istiyor? Kişi, hanımefendi ne yapması lazım? Beyefendinin dilinden anlaması gerekiyor. Onun dilinden konuşabilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Rabbim iki uçta yaratmış. Yani zıt varlıklar olarak yaratmış. Hanımefendiyi ve beyefendiyi. Her zaman böyle de. Erkeğin beyni farklı çalışır, bayanın beyni farklı çalışır. Erkek günde en fazla 5000 kelime konuşabilir. Kapasitesi odur. Hanımefendi ortalama 25.000 kelime kullanabilir. Bir erkeğin bir dakikada konuştuğu kelime 80'dir. Kadının konuştuğu kelime bir dakikada 250 olabilir. Bunlar fıtraten olan şeyler. Yaratılış olarak insanlara verilen meziyetlerdir. Yani böyle komik veya değişik size gelmesin değerli arkadaşlar. Bunları kabul etmelisiniz. Hanımefendi daha çok duyarlıdır. Erkek fazla duyarlı değildir. Ya ben çok duyarlıyım derse hanımefendi, benim eşim de benim gibi çok duyarlı olsun derseniz, bu da duyarlı olması için gayret gösterirseniz ve bu kişi duyarlı olmaya başlarsa bu sizin gibi kaldıramaz değerli arkadaşlar. Hasta olur ve psikiyatriste gönderirsiniz. O yüzden herkesin fıtratı gereği kendi gücü neyse onu yapması gerekiyor. Kendi dilini kullanması gerekiyor. Bununla beraber karşıdaki kişinin dilinden anlaması veya az da olsa konuşabilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. O zaman aileyi
kurtarabilirler. Öbür türlü kurtaramazlar. Sadece ön yargıyla kalır. İşte adamlar şöyle, kadınlar işte şöyle diye ön yargı ve klişe olan cümlelerle hayatınızı, ömrünüzü tüketirsiniz ve ailenizi de dağıtmış olursunuz. Ve çekenler tabii kimler çekecek? Çocuklar çekecek ve anneniz, babanız, akrabalarınız, onlar ne yapacak? Onlar daha çok, etraftaki insanlar daha çok zarar görüyor değerli arkadaşlar. Boşananlara, aileyi dağıtanlara pek de bir şey olmuyor aslında. En fazla panik atak oluyorlar, depresyona giriyorlar. Depresyon ilaçları kullanıyorlar. Ömürlerinin sonuna kadar ön yargılarla erkekleri suçluyorlar veya hanımları suçluyorlar. Erkekler işte odun gibi veya kadınlar dırdır, çok dırdır gibi suçlamalarla ömürlerini tüketecekler. Sadece bu kadar değerli arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Ön yargılarla işte kadınlar çok dırdır, kadınlar şöyle kötü, kadınlar böyle kötü diyerek bir yere varabilir misin suçlayarak, beyefendi olarak? Varabilir misin? Hayır, varamazsın. Veya kadın olarak, hanımefendiler, erkekler işte odun gibi, erkekler şöyle, erkekler böyle, tamam mı? Diyerek, suçlayarak bir yere vardın mı, hedefine vardın mı? Hayır, varamazsın. Mümkün değil. Peki ne yapacaksın? Acaba ben ne yapmam lazım? Tamam mı? Ben ne yapmam lazım ki adam bana şöyle davransın? Veya beyefendi, acaba ben nerede hata yaptım? Hangi hatayı işledim ki hanımefendi bana kızdı, benim eşim bana kızdı ve boşanmak istiyor? Bu gözle bakması lazım kişiler. Tamam mı? Birilerini suçlayarak, bir şeyleri suçlayarak bir yere varamazsınız değerli arkadaşlar. Eğer siz de suçlayan değilseniz, problemleri çözmek istiyorsanız gerçekten, yarın öbürsü gün çocuklarınız evlenecek yaşa geldiğinde, sizin karşınıza dünürler geldiğinde, bu çocuğun, bu kızın babası nerede diye sorular sorulacak size. Bunu düşünün lütfen. Veya bu oğlumuzun babası nerede veya annesi nerede diye karşılaşabileceksiniz. O yüzden şimdiden düşünün. Dolayısıyla gerçekten ben bir şeyler yapmam lazım, hayatımı değiştirmem gerekiyor, eşimi anlayabilmem için diyorsa, kontrolü ele almam gerekiyor, sorumluluğu kabul etmem gerekiyor, harekete geçmem gerekiyor diyorsan eğer, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Biz sana şu anda neredesiniz, hangi aşamadasınız, bu aileyi kurtarmanız için neler yapmanız gerektiğini adım adım size ön görüşmede anlatabiliriz. Bununla beraber bu ön görüşmeye gelebilmek için de hemen videonun altında link var. Linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Sizin gayretinizi formda görürsek bizim arkadaşlar sizi ararlar ve benimle görüşmeniz için birebir bir randevu verirler online olarak. O online görüşmede biraz önce dediğim gibi şu anda neredesiniz, nereye gitmek istiyorsunuz, size o hedefe varmak için neler yapmanız gerektiğini adım adım anlatırız değerli arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Atalarımız ne güzel söylemişler. Eden bulur. Ne ekersen onu biçersin. Yani şu anda yaşadığın sıkıntı varsa, tamam mı, ailen dağılmak üzereyse, acaba sen ne yaptın? Ne ektin ki bunu biçiyorsun? O yüzden sorumluluk al ve bizimle iletişime geç. Artık karar ver, harekete geç. Vakti geldiyse, nasip varsa, o zaman değişecek. Şimdi bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone ol. Senin etrafında birçok kişi var, bu videoya ihtiyacı var o insanların. O insanlara da ne yap? Bu videoyu paylaş, gönder. Onların da problemlerini bu videoyla çözebilirsin, farkındalık oluşturabilirsin. Hoşçakal.